İkinci el arabalara güvenmenizi sağlayan Karvak sunar. Karvan sunduğu çekirdek tayfaya hoş geldiniz. Haftanın maçlarına oynanan maçlarını değerlendireceğiz. Dün akşam Fenerbahçe evinde Alanya 2-2 berabere kaldı. <laughs> Beklenmedik bir puan kaybıydı. Hemen maçı konuşmaya başlayalım. Fenerbahçe Adana Demirspor'da deplasmanında berabere kalınca o gün Fenerbahçe'nin iyi oynadığı fikrine inananlar bugün Fenerbahçe'nin kötü oynadığına nasıl ikna oldu? Aslında Fenerbahçe'nin bugünkü bu 2 puanlık fark Adana Demirspor beraberliği ile gelen 2 puanlık farktı. Çünkü o gün Fenerbahçe tarafı puan tablosuna baktı ve dedi ki hala lideriz. O zaman bu beraberlik iyi bir sonuçtur. Biz de kötü oynamadık. Bugün bakınca lider değiller. 2 puan fark var ve diyorlar ki abi biz çok kötü oynadık. Halbuki o gün de söylemiştim. O günden almamız lazım. Oyunu anlatmamız için. Fenerbahçe Adana Demirspor'a karşı sadece defansif olarak iyi oynadı. Çünkü Konya'da o deplasmanda 14 tane şut çekti. Trabzonspor da o deplasmanda 18 tane şut çekti. Beşiktaş'ta o zaman hiç ya yerle yeksan dediğimiz Beşiktaş da 16 tane şut çekti. Adana Demirspor o zaman zaten kendisini yani ligin en fazla rakiplerini şut çektiren takımıydı. Ya Fenerbahçe Adana Demirspor deplasmanında iyi defans yapmayı, iyi futbol oynamak kabul ediyorsa bugünkü 2 puanlık farkın sebebi o gün ikna olunan bu fikirdi. Fenerbahçe'yi Konya'dan, o dönemki o kötü Beşiktaş'tan ayıran bir şey olması gerekmiyor mu? Gerekiyor. Nedir bu? Hücum farklılığı. Bugün Fenerbahçe Alanya Spor karşısında aynı hücum farklılığını yaratabildi mi? Yaratamadı. İşte bugün kaybı açılan iki puanlık fark aslında Adana Demirspor maçını iyi oynadığını zanneden Fenerbahçe'nin değiştiremediği zihniyet ve yaratamadığı farkın farkı. Şimdi bir de işin bu tarafından giriş yapmak istiyor. Alanyaspor planını çok iyi uyguladı. Normalde kendi oyunuyla çıkmadı sahaya. Ne yaptı? Zaman zaman geriden pasta çıkmak istediler ki Fenerbahçe o topları da bozdu ve pozisyon da buldu ama sonuçlandıramadı işte fark yaratma dediğimiz bu sonuçlandırınca 6 7. Sonuçlandıramayınca iş yani Fenerbahçe sıradan değil kötü bir takım gibi görünüyor. Ama genel hatlarıyla Alanyaspor eee Topa sahip olmaya zorlamadı kendisini. Israrla pas yani ısrarla yaptı ama ısrarla pas yapmaya çalışmadı. Hatta golü de bu şekilde buldular. Kaleciden Oğuz'a savunma arkasında uzun bir top ki zaten ben ekstra öncesi Alanya Spor'un maçlarını izlediğimde de bunu defalarca gördüm. Bunu, bu Alanya sürpriz bir taktiği, Fenerbahçe'ye uyguladığı sürpriz bir taktik değil. Hatta arkadaşlardan rica ediyorum bu araya belki o benim videoyu girip tekrar bana gel, gelmiş olurlar ve Oğuz Aydın üzerinden Alanyaspor'un oynadığı bir oyun var. O da şu. Rakip savunma biraz önde karşılama kararı verdiği zaman doğrudan kaleden atılan topla Oğuz Aydın'ın savunma arkasına kaçırmayı deniyorlar. Daha önceki maçlarda defalarca bunu gördük. Bu maçta da Alanyaspor'u adına görebileceğimiz sahnelerden bir tanesi olabilir. Buna da önlem alınması gerekiyordu Fenerbahçe'de. Yani belki de tek önlem alınması gereken ciddi normal defansif yapısında. Öyle de golü buldu ve Alanyaspor işini iyi yaptı. Hatta galibiyeti de kaçıran taraf bile diyebiliriz. Daha iyi savunma yapabilseydi. Ya da işte penaltı bence penaltı değil. Çok basit yani öyle bir penaltı yok. O çalınmasaydı. İşin kısmı bu. Diğeri de e, Fenerbahçe'ye karşı şunu da çok iyi yapıyor takım. Yani yaptıklarında Fenerbahçe'yi çok iyi bozuyorlar. Beklerle kanatlar arasındaki bağlantıyı kesmek. Bunu daha önce de Samsun Spor mu yapmıştı? Yanlış hatırlamıyorsam ya da, da Trabzonspor da yapmış olabilir. Yine bir maçta bu bağlantı bozulmuştu. Fenerbahçe çalışmamıştı. Ortalama pozisyonlar var mesela. Arkadaşlara yolladım. İlk yarının ortalama pozisyonları. Fenerbahçe'nin iki bekiyle Mert'le Ferdi'nin Cengiz ve Tadiş'te olan uzaklığı. Yani Mert'le Ferdi neredeyse kendi sahasından zar zor çıkmış. Cengiz'le Tadiç'e hiç ulaşamamış. İki bek arasındaki mesafeyi açtık, bek kanat arasındaki mesafeyi açtıkça Fenerbahçe'de Fenerbahçe'nin alışkın olduğumuz üçgenleri kurulanıyor. alışkın olduğumuz pas bağlantıları bozuluyor, iki bloğa ayrılıyor Fenerbahçe. Önde kalan dört oyuncu, arkada kalan dört oyuncu ve arada da bir tane bağlantı olmaya çalışan. Ki Fred varken bu bu kadar da göze batmıyor çünkü Fred o bağlantıyı yapıyor ama İsmail Kurun işte çıkınca o bağlantıyı da tam yapamıyor Fenerbahçe. Bunu da çok iyi bozdu, toplu ilişkisini de bozdu. Ha, i̇kinci yarıda Fenerbahçe bekleri biraz daha iyi soktu oyuna. Zaten Bekler'i oyuna sokar sokmaz hücumda İrfan'ın da girmesinin etkisiyle Cengiz çıkar mıydı? Onu ayrıca tartışırız ayrı bir başlık belki. Bekler en azından biraz daha belki de sorumluluk aldı ya da risk aldı gitmeye başladı. Ki zaten Fenerbahçe'nin golü de böyle geldi. Ferdi merkezde istasyon, Mert golü attıran oyuncuydu. Bunu yapabildiğinde ne kadar tehlikeli olduğunu gö gösterdi Fenerbahçe. Ama Alanya Spor'da bunu bütün maç boyunca yapmasına izin vermeyerek Fenerbahçe'yi çok iyi kilitledi. Yani aslında burada Fenerbahçe, belki İsmail Kartal'a ayrı bir başlıkta konuşalım. Konuşulması gereken şeyler var. Ama İsmail Kartal bir, rakip yokmuş gibi maça çıktı. Kaleden Ertuğrul'dan Oğuz'a, yani benim ekstrada söylediğim şeyi Fenerbahçe'nin fark etmemiş olmasını ben kabullenemem. O ayrı. Ertuğrul'dan Oğuz'a hiçbir önlem alamadı. Bir kere eşleşmeyi yanlış yaptı yani. Gol oradan çıktı. Yani golü Ferdi'nin bireysel hatası yedirdi. Yani insanlar orada Kurun içe bir şeyler söylüyor. Livakov içe herkesi sayıyorlar. Ferdi'den bahseden yok. Ferdi savunucu gibi davransaydı o gol olmazdı. Fenerbahçe'nin birinci golü tamamen Ferdi'nin iki kere kontrolünü aldığı topu iki kere kaybederek Fenerbahçe'yi deorganize bir şekilde atak yedirmesinden oldu. Bu da tepki çekecek diye insanlar bunu söyleyemiyor herhalde ama bu işin doğrusu bu. Yani <laughs> Ferdi o topu kontrolünden iki kere kaybedince bir Çağlar'ın verdiği derinlik boşa gitti. Çağlar orada Ferdi'ye derinlik veriyor. Korun için pas destek olması için kayması boşa gitti. Kurun iç. Topu taşıyan Sisto'ydu sanırım. Neden onu kovalamadı diyor. Arkadaşlar orada Kurun iç Sisto'yu kovalamaz. Pozisyon paylaşım böyle olmaz. Pozisyon oradaki yerleşim şu. Bir, Ferdi topu kontrolünü aldı artık. Aldı değil mi yani? Ben yanlış görmedim. Yok aldı. Kontrolünü aldı. Döndü. Ondan sonra ne yaptı? Ciko geride pas destek oldu. Kurun iç öne pas destek. destek oldu. Çağlar da derinlik verdi. Sen o topu kaybettiğin anda Kurun oraya zaten koşamaz. Zaten ters ayakta koşuya başlıyor. İki, Ciko artık öne doğru hamle yapmak zorunda kaldı. O da topu kapamadı. Derinlik orada bir daha kaybetti. Zaten değil. onu Ciko'yu geçtikten sonra Çağlar zaten derinde. Yetişme şansı yok. Sadece şutu kapatmaya çalışabilir. O da onu yaptı. Sonrasında zaten Lyokovic kurtardı. Aksiyonun devamında gol oldu. Ferdi kötü değil. Kötü bir oyuncu değil. Ama burada hata yaptı. Bilişik hatalarında devamının gelmesi neden oldu. Ha buna Fenerbahçe şöyle bir önlem alabilirdi. Ertuğrul'dan Oğuz'a uzun oyun tahmin edilmesi gereken bir plan olduğu için mesela maça ya Osterbolde ile başlayabilirdi. Yani Sostoper olarak da başlayabilirdi biliyor musun? Eşleşmeleri Osterbolde, Osterbolde çıkardı. Yani Ertuğrul uzun çıkacağı zaman Oğuz'a Osterbolde yükselirdi. Çağlar ya da Cikuk ayardı. Ferdi daha arkada derinliği veren oyuncu olurdu. Ya da Osterwolde direkt sol bek başlardı. Atıyorum Ferdi sağ bek olurdu. Direkt Osterwolde Oğuz'a çıkardı. Yani bunun teknik etten başlayan aslında bir hatanın sahadaki oyuncu hatasıyla birleşimine yenen gol. Yani bunu da doğru yapmak lazım. Bazı şeyleri de konuşmak lazım. Bu kimseyi ne aşağı çeker ne total kalitesine bir zarar verir. Bir de konuşmak yasak değil ki abi. Evet. Yani. <laughs> Şaşırıyorum bazen evet. çünkü. Hayır yani sürekli bir şey övmek zorunda değiliz. Hatta översek bir hafta sonra da yerebiliriz abi. Bu bu işin zaten evet. doğası kuran. Yani. Ben mu? yorumu. Dediğin gibi e, alan, e, 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 İsmail Kartal rakip yokmuş gibi çıktı maça. Galatasaray konusunda rakip varmış gibi çıkmanın farkını konuşacağız. O yüzden hamleler hep havada kaldı. Sonraki hamleler de yine rakip yokmuşçasına yapıldığı için daha da havada kaldı. Alanya Spor'da tamamen rakibe göre çıktı oynadı. Kendi oyunundan vazgeçti. Şimdi mesela bu hafta Alanya Spor yine kendi oyununu oynayacak. Hep kale ağzından oyun kuracak. Hep pas yapacak. Hep sete dönecek. Bunu ısrar edecek. Ya da 3. bölgede tık yani. tık direkt kale ağzına Çünkü edecek. bilmeyenler için bir kez daha tekrarlamak gerekirse Alanya temel oyununda Fatih Tekke Galatasaray karşısında almış olduğu yenilgiden sonra Efecan Karaca'yı sahte 9'u yaptığı, e, genellikle Oğuz Aydın ve Yusuf'la ve hatta atıyorum Oğuz Aydın ve Eduardo ile çıktığı bir kurguya dönmüştü. Daha farklı bir oyun yapısı i̇şte, vardı yani. İşte önemi hele böyle bir maçlarda çok önemli. önemli. Alanya e, Spor bunu yaparak bence oyunu aldı. Ama puanı yani 3 puanı biraz da işte bence olmayan penaltı Hı -hı. ve kalite farkı devri yani. O, o Jack o kafayı vurur. İkinci el arabalara güvenmenizi sağlayan Karvak. sundu